Evet. Yaklaşık bir 150 bin dolar civarında aylık gelirim var. Ne kadar? 150 bin dolar. Wow. Ayrıca yapılır yani. Oh, hemen adaylarımızdan sorular var. Araba var mı, ev var mı diyorlar. Tabii, ben kısaca onları da anlatayım da Gerek yok bu size. kadar paradan Levent'te sonra. bir rezidans dairem var kanyonda. Bülent Bey, Hasret Hanım diyor ki gerek yok bu kadar paradan sonra. Her şey olur zaten. O parayla her şey olur mu? Yani. Her şey olur değil tabii mi? ki. Oh, evet Bülent Bey. Yaklaşık Levent'te bir rezidans dairem var kanyonda. Levent'te rezidansımız var, evet. Evet, Ulus'ta iki tane dairem var. Oh, Ulus'ta iki tane daire. Ayrıca İstinye'de bir yine rezidansım var. İstinye'de? Bir rezidans dairem var tekrar. İstinye'de rezidans dairemiz var, evet. Arabayı zaten saymıyorum artık. Arabaları söylemeye gerek yok Arabaları. Sanmıyorum. Bir dakika, arabaları söylemeye gerek yok. Ne demek söyleyelim? Kaç tane yani arabamız şöyle, var? Yani 8-10 tane arabam var diye. Bülent Bey! Ve yaklaşık olarak 10 milyon dolar civarında da birikimim var bankada. Yaşını soralım mı Selvan? Bülent Bey! Şimdi siz telefona bağlandınız ya. Evet. Hasret Hanım böyle sürekli hiç bir şeyden... Hiç fark etmez. Hangi aday için gelirse gelsin. Fark etmez. Ayrıca buradan şunu da söyleyeyim. Hasret Hanım da çok beğendiğim adaylardan biri. Teşekkür ederim. Fakat... Hiç fark etmez. Yaşınız kaç? Yaşınız kaç Bülent Bey? 51. 51 yaşındayım. Hasretiniz çok genç geliyor ama. Teşekkür ederim. Biraz öyle. Süper. Kendinize baktınız demek ki. Evet, sürekli spor yapıyorum. Bal, fındık, ceviz. Sürekli iyi besleniyor diyebilirim. Bülent Bey bir saniye. Hatret Hanım ne oluyoruz? Hayır, o kadar şey söyleyince ben wow yapmak icap etti tamam, gibi geldi. Tamam, bir saniye. Bülent Bey buyurun. Efendim, benim adayım aslında belki izleyenlere biraz Reyhan gelebilir. Reyhan Hanım mı? Bülent Bey. Efendim? Reyhan Hanım mı? Hasret Hayır. Reyhan Hanım da değil, Hasret Hanım da değil. Nasıl? Yani. İki tane size... bayanımız var. Evet, ikisini de çok beğendim. Çok güzel bayanlar ama nasıl? Benim adayım Haluk Bey. Ne? Haluk Bey. İnanamıyorum. Ben size şöyle söyleyeyim. Ben yıllarca Hollanda'da yaşadım. Kesin şaka yapıyorsunuz. Yok, gerçek söylüyorum. Haluk gerçek Bey söylüyorum. Neymiş Haluk Bey? Haluk Bey'e talibim. Ben daha önce bir evlilik yaptım. Şaka mı acaba? Yok, gerçek. Gerçek abi, Haluk Bey. Pardon. Haluk Bey'le görüşebilir miyim? Benim buyurun. Haluk Bey. Haluk Bey'le buyurun. Size şöyle söyleyeyim. Fiziğinizi beğendim. Bülent Bey. Bülent Kendinize Bey. Bakan bir insansınız. Buyurun. Bülent Bey. Buyurun. Anlayamadım şimdi. Bir dakika, anlayamadım ki. Siz Bülent bana niye Bey. Talip oluyorsunuz ki ben? Bülent Bey. Anlayamadım ki bu iş. Buyurun Selvi Hanım, dinliyorum sizi. Bülent Bey, yanlış anladık sanırım. Hayır, yanlış anlamadınız. Ben Hollanda'da daha önce bir bayla evliydim. Efendim? Hollanda'da daha önce, Hollanda'da biliyorsunuz bu işler resmidir. Yani erkek erkeğe evlilik. Erkek erkeğe mi? Erkek erkeğe evlilik, evet, Hollanda'da Selvi Hanım. Resmidir diyorum. Evet, doğrudur. Hollanda'da. Böyle bir evet. grup var. Yok, bu şaka. Gerçekten bu gerçek olamaz. Kesinlikle. Yok, beyefendi dediği doğru ama. Yani Bülent Bey'in dediği doğru ama. Telefon bana yani benim gibi adama. Pardon. Benim gibi adama bunu böyle yani ben hiç duymamış olayım. Hiç sizi aramamış olun beni. Ama beyefendi. Böyle bir şey olamaz. Hollanda beni ilgilendirmez. Ben Türk erkeğim. Sapına kadar da erkeğim. Bülent Bey, hatta mısınız? Telefonumuz düştü. Yerinde de isabet bir karar olmuş.